Bugün Profesör Doktor Tarık Oğuzlu ile Büyük Üçler Arası Rekabet ve İkinci Soğuk Savaş konusunu ele alacağız. Ben Uluslararası İlişkiler Kulübü Akademi Komitesi Direktörü Dilara Çubuk, Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Etkinliğimiz 50 dakika sunum, son 10 dakika soru cevap şeklinde olacak. Ardından kapanış. Soru cevap için son 15 dakika chat kısmına sorularınızı yazarsanız sunum sonunda hocanız sorularınızı cevaplayacak. Hocam ben sözü size bırakayım. Peki teşekkür ederim Dilara. Değerli arkadaşlar hoş geldiniz öncelikle. Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileriyle beraber olmak güzel bir deneyim olacaktır inşallah diye umuyorum. Ben İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda da bu üniversitede Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan olarak çalışıyorum. Uluslararası ilişkiler alanında çalışıyorum. Türk dış politikası alanında çalışıyorum. Bu kadar bilgi yeter diye tahmin ediyorum Dilara. Çok fazla derinlemeye gitmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi önemli bir mevzu bu. Büyük güçler arası rekabet ve ikinci bir soğuk savaş olayı. Zaten rekabet var. Onu çok açık ve net ortada. Bunun siyasi bir boyutu var, teknolojik boyutu var, ekonomik, askeri ve normatif boyutu var. Biraz bunlardan bahsedeceğim size. Ama ikinci bir soğuk savaşın içinde miyiz, değil miyiz sorusu ucu açık bir soru. Buna evet diyenler olduğu gibi hayır diyenler de var. Orijinal soğuk savaşta 1940'lı yılların sonuyla 1989 Berlin Duvarı'nın çöküşüne kadar geçen süre orijinal savaşta günümüzü karşılaştıran bazı uzmanlara göre tam da bir soğuk savaş ortamı var şu anda. Hatta her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. Kimileri de diyor ki hayır, orijinal gerçekten soğuk savaştı. Şu anda soğuk savaş diye bir şey yok. Bilakis soğuk barış diye bir şey var. Biraz bu konuları falan tartışacağım sizle. Önce şunu söyleyeyim. 2008 küresel finansal krizinden bu yana dünya siyasetinin dengeleri biraz değişmeye başladı. Şu anda çok merkezli, çok aktörlü, kimilerine göre ise çok kutuplu bir dünya düzeyinde yaşıyoruz. 1991 ila 2008 yılları arasında var olduğunu düşündüğümüz Pax Americana, yani Amerika'nın tek kutuplu bir şekilde dünya hegemonyasında hegemonyasını oluşturduğu düzen artık yok. Çin'in yükselişi kendini bütün yönleriyle gösteriyor. Rusya'nın ve Çin'in birlikte ve diğer başka ülkeleri de yanlarına alarak Amerika'nın liderliğini yaptığını, liberal dünya düzeni algısına, kural temelli dünya düzeni algısına bir nebze de olsa ciddi anlamda itiraz ettiklerini ve bunu çeşitli şekillerde göstermekten geri durmadıklarını görüyoruz. Savaş artık hiç olmadığı kadar gündelik hayatımızın normal bir şeyiymiş gibi algılanmaya başlandı. Hatırlayınız 90'lı yılların başından günümüze kadar büyük güçler arası bir savaş olasılığı neredeyse yok gibiydi. Ama şu anda herkes korkuyor. Acaba Rusya ile Amerika Ukrayna üzerinden savaşır mı? Acaba Çin ile Amerika Tayvan üzerinden savaşır mı? Acaba İsrail'de Filistin, Gazze'de yaşananlar, İsrail-Hamas arasındaki mücadele büyük güçler arası bir savaşa dönüşür mü? En azından bu soruları soruyoruz artık ve bunlara cevap bulmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar son 15 sene 2008'den günümüze dünya güç dengelerine baktığımızda bazı noktalarda tek kutuplu olmaya devam eden bir dünya var. Bazı alanlarda çok kutuplu olmaya devam eden bir alan var. Bazı alanlarda da iki kutuplu olma yönünde eğilimler var. İsterseniz önce ben askeri düzlemde dengelerin nasıl değiştiğini, dünyada küresel aktörler arasında askeri gücü nasıl dağıldığına biraz bakayım. Bunu yapmamın nedeni askeri alan söz konusu olduğunda düzenin, dünya düzeninin hala tek kutuplu olmaya yakın olduğunu göstermek. Şöyle ki, işte Amerika Birleşik Devletleri diyoruz, dünyadaki toplam askeri harcamaların neredeyse üçte birini, %39'un daha da fazlasını tek başına yapıyor. Amerika'nın yanına Avrupalı müttefiklerini ve Doğu Asya'daki müttefiklerinizi aldığınızda bu oran %50'nin üstüne çıkıyor. Dünyadaki toplam askeri harcamaların yarısından fazlasını Amerika ve müttefikleri yapıyor. Amerika'nın elinde yaklaşık 12-13 tane uçak gemisi var. 800 farklı yerde Amerika'nın farklı askeri üssü var. Sınırları dışında 250 bine yakın Amerikan askeri var. Dünyayı bölge komutanlıklarına bölmüş durumda. 50'den fazla ülkeyle ikili ya da çoklu askeri ittifak ilişkileri kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bu ülkenin dış politikasına Pentagon'ı yani Savunma Bakanlığı'nın güvenlik establishment'ını yani veya Industry Security Complex dediğimiz şeyin
yapının tesir ettiğini biliyoruz. Şimdi Amerika böyle bir konumda. Karşısında yer alan ülkelere bakıyoruz. Çin'in askeri harcaması yaklaşık 300 milyar dolar civarında. Çin'in elinde yaklaşık 300-350 tane nükleer savaş başlığı varken Amerika'nın elinde 6500 tane nükleer savaş başlığı var. Çin'in müttefikim diyebileceği bir ülke yok. Yani hiçbir ülke, ne Kuzey Kore, ne Çin, ne Rusya, ne İran NATO'ya benzer bir şekilde Çin'le bir güvenlik anlaşması imzalamış değil. Evet biliyoruz 2014 yılında itibaren Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesiyle birlikte Rusya ile Çin arasındaki askeri yakınlaşmanın ilk çok ileri bir boyuta gittiğini ve hatta birçoğuna göre bir ittifak oluşmaya başladığını biliyoruz bu tarz söylemleri. Evet yakın bir ilişki var ama bu ittifak ilişkisi değil. Yani şöyle bir denklem yok. Çin'e yapılan bir saldırı otomatik olarak Rusya'ya, Rusya'ya yapılan otomatik olarak Çin'e yapılmıştır diyemiyoruz. Onu söylemem lazım. Rusya'nın elinde 6500 tane nükleer silah var Amerika gibi. Bu anlamda bir denge var iki ülke arasında. Ama Rusya'nın konvansiyonel anlamdaki silah kapasitesinin ne kadar düşük olduğunu Ukrayna Savaşı'nda yaşananlar gösteriyor. 2022'nin Şubat'ından bu yana yaşananlara dikkate alacak olursanız Rusya konvansiyonel silahlar kullanaraktan ulaşmak istediği hedeflere tam ulaşabilmiş değil. Eğer Rusya'nın eline nükleer silah olmamış olsa, bu konuda emin olsak, bunu bilsek, Rusya'nın nükleer bir karşı saldırıda bulunamayacağı kesin olsa, konvansiyonel anlamda yapılacak bir savaşta Ukrayna, yani Ukrayna ve Batı'yı birlikte düşünüyorum tabii. Yani Rusya'nın böyle bir savaşı kazanma şansı yok. O yüzden zaten Amerika ve Batı biraz böyle yoğurdu üfleyerek yiyor. Çok fazla şey yapmıyorlar. Yani Rusya'yı sinirlendirecek, kızdıracak, onu nükleer bir silah kullanacak noktaya da getirmemeye çalışıyorlar açıkçası. Ve olan zavallı Ukraynalıları oluyor. Çünkü Rusya da bunu bildiği için savaşı uzattıkça uzatıyor. Neyse, şimdi askeri anlamdaki gücün biraz daha dengeli. Dengeli diyorum, özür dilerim. Amerika ve Batılı müttefiklerden yana olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu yanlış bir kanaat olmaz. Buna şuradan da varabilirsiniz. Olası bir Çin-Amerika savaşı nerede olacak diye sorulduğunda bu savaş büyük ihtimalle Güney Çin Denizi'nde ya da Doğu Çin Denizi'nde Tayvan Adası'nın geleceği noktasında olacak. Yani Amerika bir savaşı Çin'e yıkacak. Çin'in bir savaşı Amerika'ya yıkma, Amerika'yı taşıma kapasitesi pek yok gibi gözüküyor. Yani Karayipler Körfezi'nde, Meksika Körfezi'nde, Amerika'nın batı ve doğu sahillerinde Çin'den kaynaklanan bilecek bir saldırıyı kimse öngörmüyor. Bu da başlı başına bir şey anlatıyor aslında. Peki askeri anlamda böyle bir güç dağılımı varsa, ekonomik anlamda nasıl bir güç dağılımı var? Burada resim biraz daha karmaşık. Karmaşıklığın sebebi şu. Yani yine Batılı aktörleri birlikte düşündüğünüzde yani Amerika artı Avrupalı müttefikleri artı Japonya Doğu Asya'daki önemli müttefiki artı Güney Kore artı Avustralya artı Yeni Zelanda hatta bir de son yıllarda arasını iyice geçmeye başladı Hindistan da kadar. Yani bütün bu ülkeleri bir blok olarak düşünecek olursanız dünya ekonomik pastasından yaklaşık %45'lerde hatta 50'lerde pay aldıklarını görürsünüz. Bu çok yüksek bir rakam. Ama Amerika'nın tek başına dünya ekonomik pastasından aldığı payda bir düşüş var. 1950 senesinde Soğuk Savaş'ın hemen başlarında Amerika tek başına neredeyse dünyadaki ekonomik üretimin yarısını yapıyordu. Neredeyse bak yarısı diyorum. Yani önemli bir rakam bu. 330 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Dünya ekonomik üretiminin yarısını yapan bir ülke 1950'lerde. Bu oran 1990'lı yıllarda Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında %30'lara, %33'lere kadar düşmüş. Şu anda arkadaşlar bu oran yaklaşık %25. Yani hala dörtte birini dünyada toplam ekonomik zenginliğin dörtte birini bir ülke karşılıyor. Bunun dolar karşılığı piyasa nominal değer noktasında yapılan piyasa karşılığı 26,8 trilyon dolar falan. Deli bir para yani. Çok önemli bir zenginlik bu. Ve Avrupa Birliği'nin toplam zenginliği de yaklaşık 16 trilyon dolar civarında. Yani İngiltere'yi de ekleyecek olursanız AB'ye her ne kadar 2016'da çıkmış dahi olsa 19 trilyon dolar yapar. Buna Japonya'yı katarsanız 5 trilyon dolar. Buna işte Avustralya ve Yeni Zelanda'yı katarsanız 2,5 trilyon dolar. Buna Hindistan'ı katarsanız 3,5 trilyon dolar falan. Çok ciddi bir güçten bahsediyoruz. Burada önemli olan Avrupa Birliği'nin ekonomik kapasitesinde bir düşüş olduğu, ciddi anlamda bir düşüş var. Onu da şöyle söyleyeyim. 2008 senesinde değerli arkadaşlar, 2008 senesinde Avrupa Birliği'nin ekonomik kapasitesi, zenginliği Amerika'dan fazlaydı. Amerika'dan daha fazlaydı. Ama şu anda Amerika
arayı kapatıp açtı. Az önce de söyledim, 26,8 trilyon dolar aşağı yukarı. Avrupa 16 trilyon dolarda kaldı. 2008'de Avrupa Birliği öndeydi. Demek ki bir Avrupa düşerken birileri çıkmış. Kim çıkmış? Çin çıkmış. Çin şu anda yaklaşık 17,5 trilyon dolarla dünyadaki ikinci büyük ekonomik güç. Tabii bu karşılaştırma, unutmayın, doların piyasa değeri, yani exchange value, yani değiş tokuş değeri üzerinden yapılan bir analiz. Onu söyleyeceğim. Onun bir esprisi var çünkü. Bu anlamda bir değerlendirme. Ama tabii Çin'de kişi başı gelirin yaklaşık 12.500 dolar olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yaklaşık 85 bin dolar. Yani muazzam, yine bir fark var orada. Ama tabii Çin'in yükselişi çok muazzam çünkü 80'li yılların başında Çin'de kişi başına düşen gelir 200 doların altındaymış. Şu anda 12.500 dolarlarda. Çin çok uzun yıllar biliyorsunuz iki haneli büyüme performansı gösterdi. O da son zamanlarda biraz tekrar düşme eğilimine girdi. Bunu da biliyoruz ama Çin tabii artık geldi, yani önemli bir küresel güç. Bunun bir diğer göstergesi de şu. Yaklaşık 100-140 civarında ülkenin birinci ticaret ortağı Çin olmuş durumda. Bu ne demek? Şu demek. En fazla ihracat ya da ithalat yapılan birinci ülke Çin. 140 tane ülkenin bu anlamdaki en önemli partneri yani. Eskiden bu rakam Amerika lehineymiş. Yaklaşık bir 15-20 sene önce bu rakam tam tersiymiş. Şimdi Çin Amerika'yı bu anlamda geçti. Bir de şunu biliyoruz. Yaklaşık 1 trilyon doların üzerinde bir bütçesi var. Yol Kuşak Projesi'nin inisiyatifinin, hem karadan hem denizden Çin kendini merkeze alarak dünyayı bir örümcek ağı gibi sarmaya çalışıyor ve dünyadaki farklı ülkeleri kendine ticari ilişkiler üzerinden bağlı kurmaya çalışıyor. Bu anlamda da çok ciddi bir mesafe kat ettiğini biliyoruz. Peki Rusya mesela nerede? Çin'in en yakın dostu, arkadaşı olduğunu düşündüğümüz ülke. Çok iyi bir yerde değil. Yine piyasa değeri çerçevesinde bir analiz yapacak olursak 1,5 ila 2 trilyon dolar arası bir yerde Rus ekonomisi. Çok güçlü bir yer değil de değil. Yani bir İtalya kadar değil, bir Güney Kore kadar bile zengin değil bu anlamda bakarsanız. İki Türkiye kadar aşağı yukarı. Böyle söyleyebiliriz. Nüfusunun da 145 milyon olduğunu unutmayın yani. Aslında çok hacimli bir nüfus var ama ve çok doğal kaynaklar zengini olan bir ülke Rusya, biliyorsunuz. Petrol ve doğal gaz noktasında, ama bunun tam karşılığını alabilmiş değil, alıyor değil. Ekonomik anlamda tabii bence bizim için asıl önemli olan veri şu. Batılı devletlerin ya da G7 diyelim, G7 yani Group of Seven dediğimiz, yani dünyadaki en zengin 7 ülkenin bir araya gelerek kurdukları bu kurum G7, 1974'te kuruldu. 1974 senesinde G7'nin dünya ekonomik pastasından aldığı pay arkadaşlar yaklaşık %75-80 civarındaymış. Bak çok önemli. Şu anda kaç? Şu anda G7 üyesi ülkelerin toplam ekonomik zenginliği %42'lerde, 43'lerde. Yani 75'lerden 43'lere doğru bir gerileme var. Demek ki arada birileri zenginleşmiş. İşte kim zenginleşiyor? Bir, Çin zenginleşiyor. İki, Hindistan zenginleşiyor. Üç, bizim küresel güney diye tarif ettiğimiz, küresel güney diye tarif ettiğimiz ülke grupları zenginleşiyor. Dolayısıyla az gelişmiş, kalkınmakta olan ülkelerin dünya ekonomik pastasından aldıkları pay %60'lara doğru çıkarken küresel güney, zengin kalkınmış küresel kuzey diye tarif ettiğimiz ülkelerin payı da %40'lara doğru yavaş yavaş geriliyor. Bu bile kendi başına dünyadaki ekonomik dengelerin radikal anlamda değiştiğini, dönüştüğünü gösteriyor. Zaten ekonomik verilere dayanaraktan yapılan analizler şunu söylüyor. Bu küresel güney ülkeleri, batı dışı ülkeler bunların çoğu, uluslararası düzenin yeni baştan tanımlanması gerektiğini, BM'nin reforme edilmesi gerektiğini, uluslararası diğer örgütlerin kendilerini daha iyi temsil eder noktaya gelmeleri gerektiğini söylüyorlar. Ciddi bir reform, ciddi bir dönüşüm beklentileri var uluslararası sistemin kurumsal yapısı çerçevesinde. Onu bir kere söylememiz lazım. Şimdi ekonomik anlamda işte böyle bir dağılım var ama şunu da söyleyeyim, yani bence bu da öyle, bunu da bilmemiz gerekir. Evet, Amerika'da bir düşüş var diyoruz, okey. Genel olarak zengin kuzeyde düşüş var diyoruz, okey, ama şu da var. Dolar mesela Amerika'nın para birimi uluslararası ticarette %80 oranında kullanılıyor. Yani dünyada 100 birim mal değiş tokuş ediliyorsa
bir sene içerisinde ithalat ve ihracat noktasında. Bunun %80'i dolar üzerinde, dolarla yapılıyor bu ticaret. Dolarla, yani dolar ticarette kullanılan, uluslararası ticarette kullanılan temel para birimi. Çok önemli. Ve artı doların bir de rezerv para kullanma durumu var. Yani ülkelerin merkez bankaları var biliyorsunuz. Merkez bankalarında da rezerv para tutuyorlar. Yani bir ihtiyaç akçesi gibi, ihtiyaç olduğunda harcanacak bir para gibi. Onu da dolar üzerinden tutuyorlar. Bu oran %60. Yani merkez bankalarında tutulan rezerv paranın yaklaşık %60'ı dolar cinsinden. Bu da Amerika'ya hala günümüzde önemli bir şey sunuyor. Ekonomik anlamda bir yaptırım gücü sunuyor. Onu da söyleyelim. Peki ideolojik anlamda nasıl bir dünyada yaşıyor? Normatif anlamda neredeyiz? 1990'lı yılların başında Francis Fukuyama'nın iddia ettiği yerde değiliz. Ne demişti Fukuyama? Tarihin sonu geldi demişti. Soğuk Savaşı liberal demokrasi ve kapitalizm kazandı demişti. Sovyetler Birliği'nin diğer Doğu Blok ülkelerinin temsil ettiği sosyalist komünist düzen çöktü. Artık tek bir reçete var. İşte Washington Uzlaşısı dediğimiz olan. Yani kalkınmak, modernleşmek, gelişmek istiyorsan Amerika'nın ve diğer batılı ülkelerin yolundan gideceksin. Yani liberal demokrasiyi siyasi rejim olarak ülke içinde benimseyeceksin. Serbest piyasa odaklı kapitalizmi de ekonomik model olarak benimseyeceksin. Bunu yaparsan sen de zenginleşirsin. Böyle bir reçete vardı. Bu reçetenin bir diğer unsuru tabii kozmopolitanizm. Yani evrensel, insan haklarının evrensellik seviyesinde, düzeyinde tanımlanması. Siyasi ve medeni hakların sosyal, ekonomik ve kültürel haklardan çok daha önemli olduğu algısı. Egemenliğin devletlerin birbirlerinin iç işlerine karışması noktasında tanımlanması yerine, yani ve de dışsal recognition, yani dışsal tanıma üzerinden egemenliğin inşa edilmesi yerine sorumluluk temelinde egemenliğin yeniden inşa edilmesi süreci. Bunun bir yönü de bu, yani modelin. Buradaki temel espri nedir? Yani bir ülkenin kendini egemen olarak kabul ettirebilmesi için ilk yapması gereken şey artık vatandaşına iyi davranması. Yani vatandaşının sağlığına, huzuruna, ekonomik refahına ve güvenliğine hizmet etmesi. Bunun tam tersi bir yol izlerse devletler, yani hatta vatandaşlarına zulmederse, vatandaşına soykırım uygularsa, vatandaşına kötü davranırsa, sorumluluklarını yerine getiremezse, işte sorumluluğun uluslararası ortama geçtiği ve bu responsibility to protect diyoruz ya, koruma sorumluluğu prensibinin için içine girdiği bir durum. Batı artık bunu savunuyor. Yani Washington konsensusun bir diğer boyutu da bu anlayış. Şimdi tabii bu anlayış tek geçer akçe mi dünyada? Değil. Bütün ülkeler bu reçeteyi alıp uygulama noktasında çok kararlı gözükmüyorlar. Çünkü son yıllarda Çin'in de deklare ettiği, kendi pratikleriyle gösterdiği alternatif bir model var. Nedir o? Affedersiniz, Pekin uzlaşısı. Çin nasıl bir model dünyayı lanse ediyor? Şöyle diyor ki, evet Komünist Partisi 1949 yılından beri Çin'de iktidar. Çin'de demokrasi yok, liberalizm yok. Seçimlerle iktidara gelen, seçimlerle iktidardan giden bir yapı yok. İlliberal, otoriter, totaliter bir rejim var. Okey, sıkıntı yok. Ben böyle yönetiyorum kendimi. Ama bu aynı zamanda benim fakirleşmem, geri kalmam anlamına gelmiyor. Böyle olsam da, otoriter tek parti yönetimi altında yaşasam da zenginleşiyorum, kalkınıyorum. Vatandaşımın cebindeki paranın miktarı artıyor. Benim vatandaşım da ihtiyaç duyduğu hizmetlere, ürünlere daha kolaylıkla ulaşabiliyor. Onlara refah sunuyorum diyor. Şimdi hakikaten de sunmuş. Yani az önce de söyledim, yani ekonomisi nereden nereye gelmiş, kişi başına gelir nereden nereye gelmiş. Yani Çin'in mesela Pasifik kıyılarındaki yerlerini düşünecek olursanız, oralardaki gelişmişlik ve kalkınma düzeyi Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin kozmopolitan şehirleri, New York gibi, Los Angeles gibi, Chicago gibi, Atlanta gibi, buralardan bile ileride. Yani Tokyo'dan bile ileride, değişik bir gelişmişlik düzeyi var Çin'de. Ama Çin çok büyük bir ülke ve çok birbirine benzemez bölgelerden de oluşuyor, onu da söyleyelim. Yani Pasifik'ten çıkıp Çin'in içlerine doğru, kuzeyine veya batısına doğru gittiğinizde daha fakir, daha geri kalmış. Hala tarım sektöründe hayatını idame ettiren milyonlarca yaşadığı bir ülke görüyorsunuz. Fakirlik çok var yani Çin'de.
Neyse, Çin'in bu modeli tabii birçok insana cazip de geliyor. Özellikle Afrika'da, Güney Amerika'da, Latin Amerika'da, işte Güney Asya'da kalkınmakta, gelişmekte olan birçok ülkeyle Çin çok rahatlıkla ilişki kurabiliyor. Çünkü bir model dayatmıyor. Tek istediği ticaret yapmak, hem kendisi zenginleşmek hem de bu ülkelerin zenginleşmesine katkıda bulunmak. Zaten bu anlamda Çin'in şöyle bir söylemi de var, unutmayın. İki şeyi aynı anda söylüyor Çin. Diyor ki ben hem bir yandan diyor küresel bir gücüm diyor, global power'ım ben diyor. Yani Amerika ile eşitim diyor. Dolayısıyla bütün uluslararası kurumların yeniden dizayn edilmesinde öncelik bana aittir diyor. Ama diğer taraftan da hala gelişmekte ve kalkınmakta olan bir ülkeyim ben diyor. Çünkü hakikaten de öyle. Yani çünkü tamamen gelişmiş olduğunu iddia etse küresel sorumlulukları da artacak. Daha o noktada olduğunu düşünmüyor. Çin ve küresel güney diye tarif ettiğimiz ülkelerin doğal lideri olduğunu da söylüyor. Çünkü günümüzün dünyasında şöyle bir gerçeklik de var. Onu da söylemek istiyorum. Bu büyük güçler arası rekabet ilişkisinde ayakta kalabilmenin başarılı olabilmenin önemli şartlarından bir tanesi bu işte küresel güney diye tarif ettiğimiz ülkeleri kazanmaktan geçiyor. Onların kalplerini ve akıllarını kazanamazsanız bu mücadeleyi başarıyla öde götüremezsiniz. Şimdi mesela bu Gazze'deki olaylar Amerika'nın bu mücadeleyi ciddi anlamda kaybetmeye başladığını da gösteriyor. Ukrayna Savaşı'nda da öyle bir durum var. Bu küresel güney ülkelerinin çoğu Amerika'nın yanında yer almadılar. Rusya'yı eleştirseler de Ukrayna'ya karşı kullandığı şiddetten dolayı Rusya üzerine konulan askeri ve ekonomik yaptırımlara katılmadılar. Hele Filistin sorununda tamamen Filistin'den yana sempati besleyen ülkeler bunlar. Yani Hindistan'ı bir an için hariç tutacak olursak, çünkü Hindistan bu süreçte biraz İsrail kuvvetinin yanında yer aldı. Diğer birçok ülke Filistin halkının yanında yer alıyor. Bu önemli bir şey. Zaten günümüz dünyasını değerli arkadaşlar, biraz sonra daha detaylı vereceğim ama ikinci bir soğuk savaş durumunda tanımlamamızı zorlaştıran bir durum da bu. Yani neden ikinci bir soğuk savaş yok diyenler şunu da söylüyorlar. Çünkü Amerika ve Çin dışında kalan ülkelerin bir araya geldiklerinde ya da eş güdümde hareket edebildiklerinde bu iki ülkeyi ciddi anlamda sınırlandırabileceği, bu iki ülke üzerinde ciddi anlamda baskı koyabilme kapasitesi var. Yani küresel güney boş bir laf değil. Bu ülkelerin çoğu Amerika ve Çin arasında bir kutuplaşma olsun istemiyor. Taraf tutmak zorunda kalmak istemiyor. Küreselleşmenin devam etmesini istiyor. Çünkü çoğu ticaretten nemalanıyorlar. Türkiye de bunlardan bir tanesi. Bütün küresel aktörlerle eş zamanlı, faydacı, pragmatik, al-ver ilişkisi üzerinden bir ilişki kurmak istiyorlar. Bu ülkelerin çoğu ya çoklu bağlantılılık diye tarif edebileceğimiz stratejiyi takip ediyorlar. Yani her bir küresel aktörle, küresel devle eş zamanlı stratejik ilişkiler, yani her birisiyle bağımlı olmak istiyorlar. Ya da aktif tarafsızlık. Yani ya hiçbiriyle bağlı olmayacaklar ya da hepsiyle bağlı olacaklar. Ama şu kesinlikle olmayacak. Yani işlerine kapanacaklar ve ayrı bir model oluşturacaklar. Böyle bir dertleri yok. Tamamen ulusal kalkınma ve zenginleşme üzerinden dünyaya bakıyorlar. Bu da günümüzün bir gerçekliği. Onu da söyleyelim. Şimdi tabii ideolojik anlamda baktığımızda bu söylediklerim neyi ortaya çıkarıyor? Çok aktörlü, çok kutuplu yerine göre bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü liberal demokrasi ve kapitalizm Amerika'da bile ciddi anlamda erozyona uğruyor, biliyorsunuz. Trump'ı düşünün, Amerika'da yaşananları gözünüzün önüne getirin. Popülizm, illiberal yönetim tarzı Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda neredeyse mevzi kazanmış durumda. Bunu düşünün, Brexit'i düşünün, işte bu en son Hollanda'daki seçimleri düşünün, Fransa'da Le Pen'i düşünün, İtalya'da Salvini'yi düşünün, Meloni'yi düşünün, Polonya'daki iktidarı düşünün, Orban'ı düşünün. Yani birçok şey var, veri var elimizde. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Artı işte Batılı devletlerin kendi modellerinde yaşanan bu erozyona paralel olarak Doğu'da Çin'in ve Rusya'nın modellerinin sanki biraz böyle başarılı görülmesi durumu da söz konusu. Artık tek geçer akçe, tek reçete, Batı'nın sunduğu reçete değil. Şimdi şunu da söyleyeyim, sonra soğuk savaş var mı yok mu sorusuna biraz geçelim. Günümüz dünyası biraz böyle şeye benziyor. Bir geçiş süreci. Onu çok geçiş süreci. Yani liberal dünya düzeni artık yavaş yavaş sona eriyor. Bunu görüyoruz ama yeni bir şey kurulabilmiş değil.
Yani eski öldü ama yeni daha doğmadı diyorlar buna. Evet, yeni daha doğmadı, bir geçiş süreci. O yüzden birçok insana göre şu anda bir belirsizlik çağında yaşıyoruz. Öngörülemezlik çağında yaşıyoruz. Bu normal gündelik hayatlarımızda da var. Yani neyin doğru, neyin yanlış, neyin güzel, neyin çirkin, neyin iyi, kötü olduğuna. Nasıl ki gündelik hayatlarımızda bizler insanlar kolayca cevap veremiyorsak, devletler de bu konuda çok net stratejiler geliştiremiyorlar açıkçası. Öngöremiyorlar çünkü geleceği. Bu sadece o uzun vadeye yönelik bir strateji geliştirememe durumu değil, ama orta ve yakın vadeye yönelik olarak da strateji geliştirememe durumunu ifade ediyor. İşte mesela kim öngörmüş mesela Gazze'de Hamas'la İsrail'in savaşacağını 7 Ekim'den bu yana? Hangi biz, hangi DM, uluslararası ilişkiler uzmanı, hangi parlak bir beyin böyle bir şey öngörmüş? Vallahi kimse öngörmemiş. Bu işte tam demek istediğim bu işte. Yani öngöremiyoruz. Artık günümüz dünyasında ülkeler artık böyle çok sağlam çıkar ya da çok sağlam kimlik temelinde başka ülkelerle bir araya gelmek istemiyorlar. Seçenekleri çok olsun istiyorlar. Mesela İngilizce bir tabir var. Friends and enemy eşittir frenemy. Yani ülkeler artık birbirlerinin hem dostu hem düşmanı aynı zamanda. İşte mesela Türkiye ile Rusya'ya bakın. Hem rekabet ediyoruz, bu iki ülkenin bir rekabeti var. Büyük Karadeniz havzasında, Doğu Akdeniz'de, Kafkaslar'da, Balkanlar'da bir rekabeti var. Ama aynı zamanda da işte Amerika'ya karşı bakış açıları noktasında, liberal dünya düzenini eleştirmeleri noktasında, Avrupa Birliği'ne karşı muhalefetleri noktasında benzeştikleri ve ortak çıkar içinde oldukları yerler de var. Bir Suriye'deki olayları düşünün mesela. Türkiye, Suriye'de daha çok Rusya ile işbirliği yapıyor. Halbuki üyesi olduğu NATO'nun en önemli aktörü olan Amerika'yı düşmanı gibi görüyor. Böyle bir durumda yaşıyoruz şu anda. Şunu söylüyorum, yani ülkeler stratejik yumurtalarını farklı stratejik sepetlere yerleştiriyorlar artık günümüz dünyasında ve bunun normal karşılanması gerektiğini düşünüyorlar. Şimdi peki şu soruya cevap verelim, sonra soru cevap şeklinde ilerleriz. Peki ikinci soğuk savaş gerçekten var mı? Şu anda bir soğuk savaştayız. Şimdi orijinal soğuk savaşı düşünün, bir de günümüze bakın. Şimdi önce hayır, yani evet diyenlerden başlayayım. Evet, ikinci soğuk savaş var diye şunu söyleyeyim. Bir kere iki tane kutup var. O zaman da vardı, yine var. Amerika bir kutuptu, Sovyetler Birliği bir kutuptu. Bazı ülkelere liderlik falan ediyorlardı. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri var, bir kutup. Çin de bir kutup. Yani Çin'den başka Amerika'nın karşısında kutup olabilecek başka bir ülke yok. Yani kapasitesi buna yetmiyor. Hatta Sovyetler Birliği en güçlü zamanında Amerikan ekonomisinin yaklaşık %40'ıymış. 70'lerin başı. Şu anda Çin Amerikan ekonomisinin %70'i aşağı yukarı. Dolayısıyla yani daha güçlü bir kutup aslında Sovyetler Birliği'ne göre. Bu birinci benzerlik noktası. İkinci benzerlik noktası, Amerika'da zaten silah sanayine yapılan yatırım, bunu biliyoruz, tekrar etmeye gerekiyor. Ama Çin'de de yavaş yavaş böyle bir zihniyet gelişmeye başlıyor. Sovyetler Birliği kadar güçlü değil Çin Halk Cumhuriyeti askeri noktada şu an itibariyle. Ama askeriyesi de çok ciddi bir yatırım yapıyor. Mesela Amerika'nın elinde yaklaşık 12 tane uçak gemisi var dedim, ama Çin'de de 3 tane var ve Çin yenilerini inşa etmeye devam ediyor. Yani tersanelerinde inşaat halinde olan 7-8 tane uçak gemisi olduğunu biliyorum mesela. Ciddi yatırım yapıyor donanmasına, hava kuvvetlerine. Bunlar bir veri ise evet, böyle bir durum var. İkincisi, iki taraf arasındaki ideolojik kutuplaşma da her geçen gün daha görünür olmaya başlıyor. Şimdi Amerika'nın özellikle Biden'la birlikte liberal demokrasiyi hem ülke içinde Amerika'da hem de uluslararası arenada yeniden diriltmeye çalıştığını görüyoruz. Hatta demokrasi zirveleri falan düzenledi, biliyorsunuz Biden iki defa. Bunlara Çin'i, Rusya'yı, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeye davet etmedi. Ama diğer taraftan şunu da görüyoruz. İşte Çin'in bir komünist yönetim tarzı var. Bir yönetim tarzı var Çin'in. Ve bir ideolojisi var, otokrasi. Bunu yayıyor mu, yaymıyor mu? Başka ülkeleri kendine benzetmeye çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Ucu açık bir soru. Aslında benzetmiyor. Amerika gibi değil bu noktada. Ama gün geçtikçe, kuvvetlendikçe kendisiyle işbirliği yapabilecek, kendine benzeyen ülkenin siyasi yönetim tarzı anlamında dünyada artmasını isteyecektir. Dünyayı otokrasiler için daha güvenli bir yere dönüştürmek isteyecektir. Aynen Amerika'nın dünyayı demokrasiler için daha güvenli bir yere dönüştürmeye çalıştığı gibi.
Bu anlamda da tabii ideolojik şey var. Bu ideolojik farklılaşma belki kendini en güzel şekilde internetin kullanımı, yönetişimi noktasında gösteriyor. Avrupa'nın ve Amerika'nın internet yönetişimine bakışıyla, yapay zeka yönetimine bakışıyla Çin'in bakışı arasında muazzam farklar var. Amerika'da özellikle bu çok özel bir alan. Karışılmaması gereken, devletin içinde olmaması gereken özel teşebbüsle alakalı bir alan. Bireysel özgürlükler kapsamında değerlendiriliyor. Çin'de ise İnternet teknolojisi, yönetişimi ve birçok siber alan tamamen devletin kontrolünde olan, işte insanların devamlı surette izlendikleri, ayak izlerinin alındığı, onlara sosyal karne verildiği, işte ne kadar muteber bir vatandaş olup olmadıklarının tartışıldığı bir alan. İşte yaptığın harcamalardan, internetteki paylaşımlarına kadar devlet sana bakıyor ve diyor ki bu adam 100 üzerinden 70 alıyor benden. Yani muteber vatandaş olma skoru %70. Dolayısıyla bankadan şu kadar kredi alabilir, şu haklara sahiptir, şu ülkeleri ziyaret edebilir, şu evde oturabilir, şu kişiyle evlenebilir, şu kadar çocuğu olabilir gibi. Buna kadar karışıyor mesela. Amerika'da böyle bir şey yok. Bu ikisi bir model. İkisi de birbirinden farklı. Arkadaşlar bir ses geliyor. Onu kapatabilirsek memnun olurum. Şimdi bu anlamda ideolojik bir şey var. Çalışma var. Diğer taraftan arkadaşlar şunu söylüyor uzmanlar. İkinci bir soğuk savaş olma durumunu mümkün kılan, bunu mümkün görenler. Günün birinde diyorlar John Mearsheimer gibi adamlar, Stephen Wolf gibi adamlar bu iki ülke savaşacak. Çünkü Amerika, Çin'in Doğu Asya bölgesinde bölgesel bir hegemonya kurmasını asla kabul etmeyecek. Bunun olmaması için elinden gelen her şeyi yapacak. Yapmaya başladı mı? Başladı. İşte Kuat gibi, AUKUS gibi inisiyatifler üzerinden Çin'i kendi bölgesinde yalnızlaştırmaya, onu çevrelemeye, kuşatmaya, onun yükselişini geciktirmeye çalışıyor. Çünkü Amerika için bir kötü senaryo bu. Yani Çin bölgesinde hegemonya kurarsa Amerika'yı buradan şutlayacak diye düşünüyor Amerikalılar. Ve bir sonraki adım da tabii küresel hegemonya kurmaya çalışması. Bu istemedikleri bir şey. Nasıl ki geçmişte Wilhelm Almanya'sının Avrupa'da hegemonya kurmasını engelledilerse, Birinci Dünya Savaşı'na Fransa ve İngiltere'nin yanında katılarak, nasıl ki geçmişte İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in benzer bir hegemonya kurmasını engellediler, yine İngiltere ve Fransa'nın yanında savaşa katılarak, nasıl ki Soğuk Savaş zamanında Sovyetler Birliği'nin Avrasya bölgesinde bir hegemonya kurmasını engellediler, containment, çevreleme stratejisi üzerinden, şimdi de Çin'in yükselişini, bölgesel hegemonya kurmasını engellemeye çalışıyorlar. Hakeza İran gibi ülkelerin de Orta Doğu'da bunu yapmasının önüne geçmeye çalışıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Orta Doğu'da bir NATO benzeri yapı oluşturarak, işte İsrail'le bölgedeki Suudi monarşik yapılar arasındaki stratejik işbirliğini arttırmaya çalışıyorlar. Tamam mı? Bu noktada Amerika'nın duruşu bu. Çin de boş durmuyor tabii ki. Çin de Amerika'nın bölgedeki müttefikleriyle arasını bozmaya çalışıyor ve Amerika'nın güvenli bir, güvenilir bir müttefik olmadığı algısını yerleştirmeye çalışıyor. Kim de ASEAN ülkelerinde, kim de Güney Kore'de, kim de Japonya'da, kim de Avustralya'da, Hindistan'da yerine göre, Venezuela'da. Yani Amerika'nın ipiyle kuyuya inerseniz başınıza her şey gelebilir. Benimle iyi geçinin noktasında bir mesajı var. Çin'in bu mesajı, yani biraz böyle kendisine kafa tutan, kendisini eleştiren bölge ülkelerini böyle azarlaması, onlara üstenci bakışı son 10 yılda olan bir şey. Şey Xi Jinping'le birlikte. Çünkü Çin'in maddi güç kapasitesindeki artış onun dış politika söylemine de bu şekilde sirayet etmiş, yazmış. Şimdi bütün bunlar bize bir savaşın ya da ciddi bir gerginliğin olabileceğini söylüyor. Soğuk savaş söylemine inananlar bunları söylüyor. Peki olmadığını iddia edenler ne diyor? Hayır diyor. Gereksiz böyle bir şey yok. Bir abartıyorsunuz soğuk savaşta falan değil diyenler de şunu söylüyor. Bir kere orijinal Soğuk Savaş'ta Amerika ve Çin arasındaki ekonomik ilişki, Amerika ve Sovyetler Birliği arasındaki ekonomik ilişki çok sınırlıydı. İki ülkenin arasındaki ticaret, dünya ticaretinin yaklaşık %1,5 ya da ikisi kadarmış. Ama şu anda Amerika ile Çin arasındaki ticaret, yani dünya ticaretinin yaklaşık %25 kadar. Yaklaşık 750-800 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var Amerika ve Çin arasında. Çin'in yükselişi, kalkınması, bugünlere gelmesi, Amerika'nın pazarını Çin'e açmasına bağlı, Amerika'nın kendi finansal sermayesini Çin'e yollamasına bağlı.
teknoloji transferi yapmasına bağlı. Artı Çin zenginleştikçe döviz biriktirmeye başlamış. Bu biriktirdiği dövizleri Amerika'da hisse senedine, bonoya, tahvile yatırmış. Amerika'ya borç vermeye başlamış. İki ülke arasındaki karşılıklı bağımlılık çok had safhada. İşte bu kadar fazla karşılıklı bağımlılık varsa bu bağımlılıktan kaynaklanan çıkarları zedelemezler diye düşünülüyor. Soğuk savaşa inanmayan insanlar bunu söylüyorlar. Artı şunu söylüyorlar. Aslında ideolojik bir savaş yok diyorlar. Çünkü Çin'in böyle kendi yönetimini başkalarına empoze etmek, dünyayı Çinleştirmek, dünyayı komünistleştirmek gibi bir tavrı yok. Ama Sovyetler Birliği'nin vardı. Yani komünizmi dünyada yaymak, komünist iktidarları yönetime getirmek noktasında bir mücadelesi vardı. Hatta düşünün, Üçüncü Dünya diye tarif ettiğimiz ülkelerde Amerika ile Sovyetler Birliği ciddi anlamda ideolojik bir kapışma içine girdiğini düşünün. İşte bugünlerde hayatını kaybeden Kissinger mesela 70'li yıllarda. İşte Vietnam'da Kuzey Vietnam iktidara gelmesin diye, Şili'de seçilmiş Allende yönetimi iktidara gelmesin diye çabalıyordu mesela, değil mi? Düşünecek olursanız. Ama şu anda Çin'in böyle bir derdi yok. Çin kendi değerlerini şey yapmıyor, kimseye dayatmıyor. Dolayısıyla rahat olun diyorlar. Artı şunu da söylüyorlar, yani artık ideolojiler bitti. Yani ideolojik savaş artık kalmadı. Çünkü kimsenin umurunda değil. İşte Amerikalılar bile sorgulamaya başladılar ideolojilerini. Ve artık böyle düz maddi çıkar daha ön plan olmaya başladı. Bireylerin tek önemsedikleri şey bir an önce zenginleşmek, köşeyi dönmek. Devletler de bir an önce güçlü olmak istiyorlar açıkçası. Hani kimse ideolojiye yatırım yapmıyor diyen bir görüş de var. Bunu da dile getirmek istedim. Bir artı söylem, soğuk savaş yok diyenlerin söylemi şu. Az önce söylediğime de geliyorum tekrardan. O da şu. Bu iki aktör arasında dışında kalan ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri olsun, ASEAN ülkeleri olsun, işte Afrika'daki ülkeler olsun, küresel güney diye tarif ettiğim birçok ülke olsun. Bunların hiçbir tanesi soğuk savaş istemiyor. Bunlar kutuplaşmadan haz etmiyorlar, taraf tutmak istemiyorlar, ticaret yapmaya devam etmek istiyorlar. Her iki blokla da iyi geçinmek istiyorlar. Bu çok önemli bir baskı oluşturuyor bunlar üzerinde. Düşünün mesela Avrupa Birliği bile Amerika'nın gözünden Rusya'ya ya da Çin'e bakmak istemedi uzun zaman. Yani istemiyordu hala. Son zamanlarda biraz Amerika'nın yanına geldi ama aslında Amerika'dan farklı düşünüyorlar. Onun dışında neyi görüyoruz arkadaşlar? Bu arada kalan ülkeler eğer bir araya gelirlerse bu iki ülke üzerinde ciddi anlamda baskı oluşturabiliyorlar. Ve şu durum yok. Mesela Soğuk Savaş'ta nasıl bir durum vardı? Birinci Dünya dediğimiz Batı bloku vardı ve onun doğal lideri Amerika'ydı. Nokta. Herkesin bu konuda kafası net. Ama şimdi böyle bir durum yok. Yani bir ciddi bir Batı bloku var ve onun doğal lideri Amerika. Herkes Amerika'nın arkasından koşuyor. Böyle bir resim şu anda yok. Yani soğuk, orijinal Soğuk Savaş'taki gibi yok. Yakınlık var tabii ki. Reddetmiyorum bunu ama o şekilde bir yakınlık değil. Veya Çin'in işte liderlerinin yaptığı bir blok var. Çin'in bir takipçileri var. Onlar çok belli. Onlar Çin'i atla dese atlayacak. Böyle bir durum da yok. Bu da aslında sistemin, içinde yaşadığımız sistemin bir ikinci soğuk savaş üretme ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen insanların altını çizdiği bir diğer nokta. Şimdi son cümlem de şu olsun, bitireyim. Günümüz dünyası kesinlikle çok merkezli. Kesinlikle çok aktörlü, hiç şüphe yok. Ama çok kutuplu mu? Orada hangi alanda gücün dağıldığına bakmamız gerekiyor. Otomatikman çok kutuplu diyemeyiz. İşte askeri anlamda ise tek kutupluğa yakın, ekonomik ve ideolojik anlamda ise çok kutupluğa yakın bir yerde duruyoruz. Ama günümüzün bir geçiş süreci olduğunu ve gerginliklere, anlaşmazlıklara ve streslere, olası krizlere gebe olduğunu da asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Şimdi Dilara, istersen şey yapayım, ben burada durayım. Varsa soru cevap o şekilde ilerleriz. Yoksa da canı sağ olsun yani, ne diyebilirim. Evet, sorusu olanlar chat kısmından yazabilir. Bir de hocam biz form esnasında bir soru cevap kısmı hani o sormak istediğiniz sorular diye yazmıştık. Bir Evet. soru var size. İkinci soğuk savaş olasılığı uluslararası toplumun barış ve güvenlik açısından nasıl bir risk oluşturuyor diye bir soru. Risk tabii ki yani. Adı üstünde soğuk savaş. Yani aşırı gerginlik, sıcak savaşa dönüşmemiş bir gerginlik ortamından bahsediyoruz. Orijinal soğuk savaş zamanında düşünün. Küba krizini düşünün mesela. Değil mi? Savaşın eşiğine gelmiştik. Buna benzer bir nokta her an ortaya çıkabilir. Tayvan konusunda yaşanacak bir Çin Amerika gerginliği sıcak bir savaşa dönüşebilir.
Ukrayna konusunda mesela Ukrayna'yı NATO'ya aldı diyelim ki Batı. Bunu isteyenler var, savunanlar var. Rusya ne yapacak? Rusya yani şey edecek mi bunu? Veya bir taktik nükleer silah kullanacak mı? Kullanırsa Amerika ne cevap verecek? Ciddi bir sıkıntı. İsrail hava savaşının yayıldığını, bölgeye silah ettiğini düşünün. İran'ın işin içine katıldığını düşünün. Amerika'nın İran'a birkaç füze yolladığını düşünün. Rusya ve Çin ne yapacak? Bunu seyredecek mi mesela? Değil mi? Seyretmenin ihtimali var. Arkadaşlar şu telefona bakmama müsaade edin. Savaş kaçırmamız. Önemlisi. Sağlık gerçekçilere göre. Şimdi Geldi ona. mesela hocanız bir sorun vermiş ama herkes varsa. Evet hocam. Ben de anlayayım. Söylesene Dinar'da hocam sizi. Ya ben Hocam kim şu an konuşuyorum? sesinizde bir sorun var. Kesik kesik geliyor bize. Bir dakika. Şu anda duyuyor musun beni? Beni duyuyor musun? Hocam kesik kesik geliyor hala. Ekran gitti değil mi? Şu anda nasıl? Şu Yine mi anda iyi kesik hocam, kesik tamam. geliyor? Yok şu an tamam. Şu anda tamam. Gerçeği anlaşıldı mı? En son dediklerim anlaşıldı mı? Yapısalcı gerçekçiler, John Mearsheimer gibi, Graham Allison gibi adamlar sıcak bir çatışmayı kesin görüyorlar. Yani günün birinde Amerika ve Türkiye başarılar diyorlar. Söyleyeyim. Bunlar duyuldu mu? İleride. Duyuldu hocam. Şu anda da tam sesiniz. Tamam. Tamam hocam, bir soru daha var. Yeni bir soğuk savaş döneminin olası belirtileri ve gelişme eğilimleri göz önüne alındığında BRICS ülkelerinin bu süreçteki rolü ve ülkeler arasındaki ilişkilerin küresel güç dinamikleri ve uluslararası sistem üzerinde etkilerinin nelerdir? BRICS'in bu olası soğuk savaş döneminde mevcut dengeyi nasıl etkileyebilir? Bir kere şunu söyleyeyim. BRICS içinde bak. Küresel sana bak. Güney Afrika'ya bak. Bir orta küresel güney ülkesi. Sadece Rusya ve Çin. Yani çok onlar da küresel güney Çin de öyle. Ama orta güç ülkesinde çok sahip. Bir kere beşli komplosuna bakalım. Amerika'dan hoşlanmayan, haz etmeyen, federal dünyada haz etmeyen, Paksa Amerikan barışından hoşlanmıyor. Erozyona uğraması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biliyorsunuz 2000 Ocak ayı ile birlikte yeni ülkeler de katılacak bir şey. Mesela eğer kabul ederlerse Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İran, Arjantin, Etiyopya, 6 tane. Bunların hepsinin de Batı'nın uluslararası sistemdeki liderliğini kabul etmediğini ve bunun değişmesi gerektiğini düşündüklerini bilelim. Bu anlamda ciddi bir şey tabii. Düşün. Yani, evet, gücünden çok kaybetti. Birisi içinde ciddi anlaşmalar var. Yani İran Çin rekabeti var birisi içinde. Rusya Çin rekabeti var birisi içinde. 2000'lerin demokrasi birisi içinde Afrika Cumhuriyeti, İslam gibi 2000'lerin Rusya gibi. İşte Suudi Arabistan otokrasi, monarşi, İran monarşi, otokrasi, cumhuriyet meclisi kendi. Hem Arjantin nispeten daha demokrat. Gerçi o da son seçimlerde çok bir adamın başına gitti. Yani evet, kutuplaşmaya, saflaşmaya hizmet edeyim.
Duyuldu mu Dilara? Duyuldu hocam. Bir soru daha var. İsrail ile Suudi monarşik yapı arasında Avrupa Birliği tarzında bir ilişki kurmaya çalıştığını söylediniz. Türkiye'ye ve diğer Orta Doğu ülkelerine bu durumun yansıması nasıl olur? Yani şöyle, yani işte daha bir şekilde, yeni bir şekilde ifade etmeye çalışıyor. Yani Amerika'nın yapmaya çalıştığı ne? Orta Doğu'daki varlığını azıcık azaltıp ilgi ve alakasını Rusya ve Çin'e, daha doğrusu Çin'e bir kanalize etmek, ama geride bıraktığı yapıyı da önemsiyor. Yani Amerika tamamen çekilmiyor ama varlığını azaltmak noktasında, İran'ın da gelenmesi noktasında Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerle İsrail'i barıştırmaya çalışıyor. Yani NATO'ya benzer, Avrupa'daki NATO'ya benzer bir Orta Doğu NATO'su yaratmaya çalışıyor. Yani amacı bu, ama şimdi bu en son Gazze Savaşı'ndan dolayı da çok mümkün değil artık yani. Konjektürde Suudi Arabistan'la İsrail'in barış yaptığını düşünebiliyor musunuz? Yani? Zor. Ama ikisi de bundan vazgeçmiş değiller. Yani böyle bir niyetleri olduğunu biliyoruz. Giriş de sonra bir önce bitsin de kaldığımız yerden devam edelim. Yani. Ama Avrupa Birliği'nde gördüğümüz kantçı, kantçı, Emmanuel Kant, biliyorsunuz, kantçı, dostluk temeli pek kurulamaz gibi. Orta Doğu biraz komşu bir yer. Uzun yıllardır böyle. İşte görüyorsun da en basit örneği İsrail karşısında Arap uluslarına tek sesli davranabilir. Hayır. Halbuki hepsi Müslüman. Hepsi Arap. Hepsi bağımsızlıklarını Avrupa'nın diğer güçlere karşı verdikleri savaşta kazanmışlar. Hepsi İsrail'e karşı aslında en başta itiraz etmişler. Ama İsrail'e karşı tek bir politika belirleyemiyorlar. Ne kadar böyle güçler karşılamışlar ki. Bu bile kendi başına büyük. Ben o kadar Hocam, iyimser değilim. araya giriyorum ama Pars'a ben Pars'a sen şeydir. nereden çıktın? Instagram'da Pars'a benim gördüm öğrenci hocam. kız. İyi yaptın, Kattaydı. iyi yaptın. Hoş geldin. Hocam ses kesik geliyor ya. Böyle ben bir iki sorusunu anlamadım mesela. Ama Dilara, sen beni duyuyor musun? Evet hocam, şu an sesiniz net geliyor. Yani Pars'a you have a problem. Check it. Hocam chat kısmını da yazdım. Arkadaşlar da bir iki tane destek yapmışlar, bilmiyorum. Akın kardeşimize soralım. Akın, beni duyuyor musun? Sıkıntısız bir şekilde. Evet. Çok. Furkan, sen duyuyor Evet, musun peki? duyuyorum hocam. Tamam. Ebru Hanım, sen duyuyor musun beni? Evet hocam, sorun nasıl bir şekilde geliyor sesi? Bak. Teşekkür ederim. Varsa ya hemen Hocam kontrol etmem lazım. Teşekkür bırakın. ederim hocam. Güzel. Evet Dilara. Hocam bir soru daha var. Kaç soru var Dilara ya? Maşallah. Hocam İyiymiş ya. bol sorulu bugün oldu. Emek ve bir yer hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorum diye Evet. sormuş. Evet, şunu düşünüyorum. İkisi de birbirinin alternatifi kalkınma programı. İkisinin başında Çin var. Guangzhou projesi. Çok daha tabii eskiye dayanıyor. 10 yıl geçmişi var. 2013'te 1 trilyon dolara yakın bir bütçesi var. Birçok yatırıma imza attığı için. Bütün sıkıntılarına rağmen hepsi bütün zaman girmek istemiyor. Daha güçlüğünü ispatlamış bir program. İMEK ise Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği, Çin'in bu noktadaki ayrıcalıklı konumunu zorlaştırmak için, Çin'i tek alternatif olmaktan çıkarmak için dile getirdik. En son G20 zirvesinde, İstanbul'daki G20 zirvesinde kabul edilen bir inisiyatif. Çin, Orta Doğu ve Avrupa arasında bağlantılar kurmak. Yani hem deniz trafiğini hem kara trafiğini ve nakliyat noktasında bağlantılar kurmayı hedefliyor. Ama bu Gazze Savaşı onu da sıkıntıya soktu açıkçası. Ben çok şey görmüyorum yani İMEK'i. Öyle çok böyle ciddi Dokuşak inisiyatifi karşısında ciddi bir alternatif oluşturabilme kapasitesi. Ben çok ciddi yatırım lazım. Önce bir Filistin sorunu çözülmesi lazım en başta yani. O çözülmezse ne olacak? Evet Dilara.
Hocam bir soru daha. ABD'nin Çin sularında savaş başlattığı bir senaryoya Çin'in komşularının vereceği tepkileri neler olacaktır? Nasıl olacaktır? Yani çok çok süper bir soru. Neden? Çünkü bilmiyoruz. Yani otomatikman Amerika'nın yanında yer alır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü Amerika bugün var mı? Emin yok. Burada Çin'le birlikte yaşamak zorundadır. Çin'in karşısına hangisi alabilir? Yani bak işte Güney Kore'nin ve Japonya'nın bile yana yakıla sualsiz Amerika'nın arkasında yer alabileceklerini iddia edebilir miyiz? Ben iddia edeceğimizi düşünmüyorum. İşte Çin'in en büyük kozu bu. Bölgedeki Amerikan müttefiklerine şu mesajı veriyor. Amerika'nın ipine sarılıp karşıma çıkmayın. Amerika'ya güvenip sırtınızı ona dayadıp bana efelenmeyin demek istiyor. Amerika, Çin buna oynuyor. Ama Çin'in bu söylemi arttıkça öyle aşırı arzu, aşırı iddialı, yerine göre yayılmacı söylemi arttıkça bu sefer ülkeleri de Amerika'nın yanına daha fazla itiyor. Yani tam bir satranç oyunu var şu anda. Ama belirsizlik var bence. Ettikten ziyade belirsizlik. Şeyi görmemiz gerekiyor. Kimse bilemez ya. Yani. Bilemeyiz. Bir şey Hocam eğer vaktiniz varsa başka sorularımız da var ama eğer vaktiniz yoksa burada bitirebiliriz. kaç soru var ileride? Hocam 2-3 soru daha var. Uzun Hadi paragraf. alalım hemen hızlı hızlı, hızlı hızlı bitirelim. Tamam. Çin ekonomik anlamda en büyük ikinci ülke ancak Çin'deki firmaların birçoğu yabancı. Hangi ülkede olduğuna bakılmaksızın sermayenin milliyetine göre bir ekonomik sıralama doğru olur mu? Bu durumda Çin'in ağırlığından bahsedilebilir mi? Evet, çok güzel bir soru. Bu da çok güzel bir soru. Değerli bir soru bence. Değerli soru. Şunu ama şunu da söyleyemeyin. Anlıyorum arkadaşım ne demek istediğini. Evet hepsi Çin'le alakalı değil ama Apple'ın, Google'ın, Amazon'un veya diğer bu şirketlerin %100 kendi ülkelerinin kontrolünde kontrollerini iptal etmek de mümkün değil. İşte. Mesela Çinli bir şirketse söz konusu olan evet bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çinli bir şirket Çin'de de yatırım yapsa, yurt dışında da yatırım yapsa Çin Komünist Partisi'nin iki dudağına bakar, ağzına bakar. Ondan inisiyatif, direktif alır. Ama Amerikalı ve Avrupalı şirketler böyle davranır diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Yani öyle o kadar olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Çin'de yapılan üretim Apple'da yapıyor olsa Çin'e de yazıyor, Amerika'ya da yazıyor. Hatta Amerika'ya daha çok yazıyor ama çünkü o tedarik zincirindeki dengelerden kaynaklı. Biliyorsunuz yani Apple Amerika'da Kaliforniya'da dizayn ediliyor ve Çin'de sadece üretiliyor. Ama dizayn etmek daha pahalı. Yani bir Apple'ın satışından 100 lira kazanılıyorsa bunun 90'ı Amerika'da. Ama bu tedarik zincirinden kaynaklı. Anlaşılabildi mi? Değil mi? Anlaşıldı hocam sesiniz geldi. Son sorumuz. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Zengezur meselesi bölgesel aktörler olan Türkiye-İran ilişkilerini nasıl etkiler? Valla olumsuz etkiler sanki ya. Çünkü Ermenistan İran çok memnun olmadı. Ermenistan'ın yenilmesini, Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın kontrolü altına girmesini, Azerbaycan'la Türkiye arasında istatistik bir çok seviyeyi artmasından. Bundan memnun olmuşa benzemiyor. Stratejik açıdan, jeopolitik açıdan bundan memnun. Ama yani Türkiye ile Azerbaycan işbirliğinin İran'a alternatif bir şey olduğunu söylemek de yanlış. Yani bizim İran'da bir derdimiz yok. Bildiğim kadarıyla. Yani İran zayıflasa daha çok sıkıntıya düşsün, parçalansın böyle Türkiye'de böyle konuşması yok. Yani Azerbaycan'a doğru bence. Her ne kadar İran'daki nüfusun en az 3'te 1'in Azeri kökenli olsa da Azerbaycan'ın zaten bunu yapacak bir kapasitesi yok. Ama İran şundan da rahatsız. İsrail ile Azerbaycan arasında ilişkiler çok iyi. Mesela inanılmaz. Yani tamam biz dronlarla veya diğer askeri imkanlarla Azerbaycan desteklediğini bu savaşların kazanmasına yardımcı olduk ama benzer bir desteği şeyde verdi Azerbaycan. İsrail de verdi. Şey bunu görüyor. İran bunu görüyor. Bir rahatsızlığı var. Ermenistan'ın müttefiki gibi. Ama bence önümüzdeki günlerde Ermenistan Türkiye'ye ve Azerbaycan'a daha fazla yaklaşır. Zaten bu yönde sinyaller de gelmeye başladı. Kalıcı bir barış anlaşması da imzalanmasına ben şaşırmam açıkçası. Bitti hocam sorularımız burada. Evet sevgili Dilara, değerli arkadaşlar teşekkür ediyorum her birinize. Katıldığınız için çalışmalarımızda sonsuz başarılar diliyorum. Olur da bir şeyleri merak ederseniz benim iletişim bilgilerim arada var. Her an
Ulaşabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Hocam biz Hiçbir şey çok yapmaz. teşekkür ederiz Yaparız. katılım sağladığınız için. İnşallah en yakın zamanda sizi okulumuza da ağırlamak isteriz. Evet, yüz yüze ise kesin gelirim. Trabzon Pidesi ve Kıbrıs Pidesi'nden de yeriz inşallah. Öğrenelim, Doğru öğrenelim. Peki, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Güzel. İyi akşamlar diliyorum. Kolay Güzel. gelsin. Tamam.